Evet sayın izleyiciler, sizlere bu çeşmenin anısını paylaşmak için geldim. Bu çeşme Balıkesir'den hayrat sahibi Haydar Camcıoğlu diye bir vatandaş yapmış. Aşağı yukarı 70 senelik. 70 senelerinden fazladır bir çeşme. Bu çeşmenin anısı şu. Haydar rahmetli olan amcamız burada yol yokmuş. Pateka yolu varmış, yaya yolu, hayvan yolu. Buradan Edremit'ten, Balıkesir'den, Kalkım'dan, Avunya'dan tohumlar gelirmiş. Edremit'te tohum gidermiş, Balıkesir'e tohum gidermiş. Hayvanlarla ekiliş için ovaya, balık Edremit Ovası'na, Balıkesir Ovası'na, burada Kalkım denen yerde köyler var. Oralardan tohum alınır, oralardan tohum verilmiş köylerden. Bu pateka yolda burada yorgun düşen hayvanlar bu düzlükte dinlenirmiş. Bu çeşmeyi burada dağın içinden suyu getirmiş, hayrat yapmış. Balıkesirli Haydar Camcıoğlu'nun suyundan iç, vazgeç eski huylarından demiş, tamam mı? Biz de içelim. Allah onun ruhuna bir Fatiha okuyalım. Allah rızası. Allah rızasına Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ey olsun billahirrahmanirrahim. Allah ruhunu cennet eylesin. Bu çeşmenin başında bizim rahmetli Çakır Akamımız vardı. Avcı Çakır Akası, Avcılar Kulübü'nden. Edevit Merkez Avcılar Kulübü'nden Çakır Akası vardı. Bu çeşmenin başında uyurmuş. Babası onu yollamış Edremit'ten. Git Avunya'dan Kalkın'dan tohum al geldi. Gidermiş tohum alırmış. Bu çeşmenin başında burada uyurmuş, dinlenirmiş, sırtından getirmiş. Burası 60 kilometre. Edremit nerede, Kalkın nerede? Bu çocukları sağ. Muzaffer vardı, Barım. Kadir Barım sağ. Sağında. Bizim kulübün, Merkez Avcılar Kulübü'nün çok eski avcılarından. Burada Tahtalı yoluna geliyormuş. Buralardan işte bu çeşmeyi o anlattı bana. Onun hatırasını biliyorum yani. Rahmetli. Onun da Allah ruhunu cennet eylesin yani. Peki bizim burada ne işimiz var ustacığım? Biz ne yapıyoruz burada şu an? Biz burasını YouTube'a, Avcı'nın kanalına bunu paylaşmak için geldik. Dünya Türkiye bunu bilsin. Bu çeşmeler, hayratları bilsin. Yani bunlar hep hayrat. Zamanında yapılmış. Bu o zamanın elle yapılmış. Buraya eşekten taşınmış, bunun taşı. Eşekten taşınmış, bunun çimentosu. Eşekten taşınmış, bunun mozaiği. Bütün malzemeleri, kalıp tahtaları buraya eşekten gelmiş. Nereden gelmiş? Çarşıdan gelmiş, pazardan gelmiş. Nerede çarşı? Edremit. Kaç kilometre? 50 kilometre. Kalkın kaç kilometre? 30 kilometre. Taşınmış gelmiş, araba yok, taksi yok. 70 sene, 80 senelik mesele bu. Evet arkadaşlar, domuz avına geldik aslında biz. Çekimlerimiz başladı kanala, tam gaz, devam. Üvek çekimleri tamamlandı, onların da montajı yapılıyor. Şu anda da domuz bekine geldik. Bu çeşmeyi de ustam bana her zaman söylüyordu, burada da bir çekim yapalım dedik. Hem de... Tacı bak, çeşmenin tacı. Nasıl bir gelinin tacı varsa, gelinin bir başında taç varsa, bu da çeşmenin tacı. Arkadan bunu gelmiş, Allah tarafında kendi insanlar yapmamış, kendi kendine olmuş. Yakında videolar yüklenmeye başlanacak. Çok soran oluyordu. Onları şimdiden müjdesini vereyim. Ustam da burada, ustayı da çok soruyordunuz. Önce üvek olur, domuz olur. Onu zaman gösterecek ama yakın zamanda ikisinden de video gelecek. Av sezonunda gidebildiğimiz, çekebildiğimiz bütün avları yayınlamaya devam edeceğiz. Herkese selamlar. Tam burada araya girmek istedim. Çünkü izlediğiniz videoyu çektiğimiz gün domuz avındaydık. O günün gecesi ustamın dağ evinde istirahat etmek üzere oraya gitmiştik, daha evine. Orada maalesef elim bir kaza meydana geldi. Ustam düştü ve kaburgasını önden çatlattı. Arkadan da iki tanesini kırdı. O geceyi hastanede geçirdik. Aslında biz o günü iki günlük bir av programı olarak düşünmüştük. Hem üveyik hem bıldırcın avlarına da devam edecektik. Aynı zamanda domuz çekimlerimiz de vardı. Ama maalesef bu kaza meydana gelince hepsi yarım kalmış oldu. Yani hiçbiri kanalda yayınlanacak düzeyde tamamlanmadı maalesef. O yüzden de hiçbirini yayınlamadım. Zaten ustamın da tedavi süreci devam ediyor. Doktorlar hani 2 ay çok fazla efor sarf edecek işler yapmaması gerektiğini söyledi. Malum şu anda keklik ve çulluk avı zamanı. Bunları yapacak eforda değil maalesef. Bunun arkasına da ustamın size mesajlı bir videosu var. Onu paylaşacağım. Çok soran oluyordu neden video gelmiyor diye. Hem onunla ilgili bir duyuru olmuş olsun. Öyle ufak da bir video olmuş olsun. İnşallah ustam bir an önce iyileşirse
çulluk avlarıyla, keklik avlarıyla, domuz avlarıyla, elimizden geldiğince hangisi olursa, tahtalı, kara tavuk, biliyorum hepsini beklediğinizi, hepsini izleyenlerin olduğunu. İlginizden dolayı da teşekkür ederim. Elimizden geldiğince bundan sonraki süreçte paylaşım yapmaya çalışacağım, arşivden bakacağım çıkarabildiğim görüntüleri. Hani av olmasa bile av sohbeti dahi olsa kanala atmak istiyorum. Çünkü çok sorun oluyor, video gelsin ne olursa olsun, hani av hayvanı, av olmasa da hani sizin sohbetiniz dahi olsa video gelsin diyenler var, sağ olsunlar. Onları kırmamak adına video atmaya çalışacağım bu süreçten sonra. Dediğim gibi ustamın iyileşmesine bağlı gelecek olan av videoları. Umuyorum sezon sonuna kadar birkaç tane en azından keyifli av filmi sizlere aktarmayı başarırım. İlginizden dolayı teşekkür ederim. Merakınızı gidermek istedim. Şimdi ustamın sizin için çekmiş olduğu videoyu paylaşacağım. Sonra da videoyu bitireceğim. Teşekkürler izlediğiniz için. Abone olup desteklediğiniz için. Hoşçakalın. Rastgele. Değerli avcının kanalı izleyicileri, sizlere video atamadığımız için çok özür diliyorum. Sizlerin video istedik beklediğinizi 6 aydan beri biliyorum. Geçenlerde video baş çekimlerimiz yarım kaldı. Görülmez bir kazaya devrettik. O gece domuz avından dönerken istirahat edeceğimiz evde, dağ evinde kapıyı açarken düştüm. Düşünce iki tane kaburga kemiğim çatladı. Bir tanesi de önden kırıldı. İbrahim, Demircan, bunları sizlere izah edecek. Sizlerden çok özür diliyoruz. Bundan sonraki çekimlerimiz inşallah devam edecek. Ama bıldırcın, üvek avlarında sizlere başarılı olamadık. İnşallah yel ve avında, diğer avlarda başarılı olacağız. Hepinize rastgele.